yıllarını eğitime vermiş bir meslektaşımızı bir saldırı sonucu kaybettik. Üzüntümüz tarifsiz. Eğitim alanında süre gelen yok sayma politikalarına rağmen hüküm süren denetimsizlik ortamı çalıştığımız kurumlarda mesleki ve yaşamsal açıdan güvencesizliği derinleştirmektedir. Meslektaşımızın kaybı bu politikaların yarattığı çürümeden bağımsız değildir. Özel sektörde çalışan öğretmenlerin askeri ücretle uzun saatlere varan mesai yüküyle, angarya işlerle, borçlandırmayla, işten çıkarılma tehditleriyle, mobbingle eğitim öğretim faaliyetini sürdürmesi olanaksızdır. Öğretmenler her sene geçimlerini patronların ağızdan çıkacak rakamlara göre sağlamak zorundadır. Ve bu sömürünün varabileceği en derin çukurdur. Bugün kamu sendikalarında örgütlü öğretmenlerin yasalardan aldığı güçle uyguladığı iş bırakma eylemine özel sektör öğretmenlerinin tereddütsüz katılamıyor oluşu bize hak gaspında gelinen noktayı tek cümlede özetlemektedir. Sendikamız bir eğitim iş kolunun olmadığı öğretmenlerin üç kanuna birden hukuki karışıklık içinde ve bu üç kanun arasında iş kanuna da bağlı çalıştığı koşullarda yasaların insancıl değerlerden büyük olmadığı ifade edilerek özel öğretim öğretmenlerinin iş bırakma isteğini insancıl ve demokratik buluyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Hayatımızı kabusa çevirecek hepimizin özellikle de eğitim emekçilerinin can güvenliği tehlikeye düşecektir. Milli Eğitim Bakanlığı uyguladığı politikalarla eğitim emekçilerini itibarsızlaştırırken kendi yanlış uygulamalarının da sorumlusu olarak eğitim emekçilerini göstermektedir. Şiddet, cinayet, sorumlusu hükümet.